Aa Merve. Aa, Merve nasılsın? Aa, aa kafalar. Tabii ki buyurun. Ne haber? Nasılsın? Nasıl? Eyvallah sağ olun. Sen ne yapıyorsun? Aa, şaka yapıyorsun. Vallahi. Aa, şansa bak ya. Vallahi. Ne işin var burada? Ne kadar diyorduk videoları. Aa. Tabii. Bizden videoları izliyorduk. Olumlu şekilde bahsediyor dedik biz. Aa. Evet. Videoları falan izliyorduk. Ne yapıyorsun? Kamera falan da var burada ya. Oturuyorum ya. Kahve içiyorum. Ne yapayım tek başıma? Allah Allah. Kahve çekersini genelde böyle çekiyorlar mı? Bazen. Güzel olunca her yer çekiyor. Estağfurullah ya. Estağfurullah. Ne o? Ne iyi oldu ya. Böyle tesadüf gördüm sizi. Cem nerede? Çalışıyordur o. Ne yapalım biz? Hadi bir şeyler yapalım madem geldiniz ya, bu kadar. Bir şey diyeceğim. Biz de neye geldik biliyor musun? Bizim gala var yakında biliyorsun. Ya, biliyorum. Yedi Aralık'ta vizyondayız. Kafalar karışık. Çok heyecanlı. Gala var 4 Aralık'ta. Onun için kıyafet bakmaya geldik. Ha siz alışverişe tabii, geldiniz. Alışveriş yapacağız biliyorsun. 7 Aralık'ta filmimiz çıkıyor. Söyledi ya. Söyle Fatih. 7 Aralık'ta bizim filmimiz çıkıyor diye geldik biz buraya. Kıyafet deneyelim dedik de. Hadi bakalım. Beraber giyelim. Bulmamız da iyi oldu biliyor musun? Sen aslında bizi iyi giydirirsin. Estağfurullah ya Nacizan. Doğru diyor. Senin güzel gören gözlerinle biz daha da güzel gözükebiliriz. Tabii. Evet. Vallahi ben çok keyif alırım. Hadi gidelim. Hadi o zaman güzel böyle bir alışveriş yapalım birlikte. Ya, nasıl bir yalnız, tesadüf abi böyle bir ya, şey olamaz. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Bizim paramız yok. Evet, para da var. Ya sen öde biz sana ödeyeceğiz. Ayıpsınız gerçekten. Ya canımsınız tabii ki. Başımla beraber her zaman ya. Aşk olsun. Siz bu kadar başarılı film yapacaksınız. Ben bir şey yapmayacağım mı size? Canımızsın. Aşk olsun yani. Senden mi şimdi yani? Tabii bendensiniz ya. O zaman aşk nereye girsek? Ayıpsınız. Nereye girsek? O zaman bir Armani falan mı kaynağı da o yakışır ama değil mi? Ay çok heyecanlı ya. Ay çok bayılıyorum ben şimdi. Çok şey oldum. Tam alışveriş modundayım ve kafamda çok güzel şeyler var. Ben sizi böyle çok smokin'i hayal etmedim. Çünkü hepinizin kendine has farklı stilleri var. Ve böyle mesela Atakan'a baktığında başka bir şey görüyorum. Sana baktığında başka bir şey. Sana baktığında başka bir şey. Ne görüyor? Merve'nin ya de çok kafası karışık. Kafalar karışık. Yani her birinize baktım farklı bir stil hayal ediyorum demek istedim, söyleyemedim. Evet. O yüzden smoking yapmayacağım bugün. Çünkü o çok klişe olacak. Sen doğru. Bayağı şey düşünmüşsün, biz daha bir dakika önce düştük şurada karşılaştık. Ne bu kadar şey? Hayır. Nasıl gelişiyor? İyi. Tamam. Bana bırak. Tamam mı? Şimdi ama tabii sizin de beğendiklerinizi söyleyin bu arada bana. Ben kendi stilimi söyleyebilir miyim? Söyleyebilirsin. Ben şöyle hayal etmiştim. Seninle karşılaşmadan önce. Tamam. Bir takım elbise, arkasına da yüzümün işlendiği böyle değişik şeyler ama onu sonradan ekletebilirim. Recep İvedik 2 filmini hatırlıyor musun? Biliyorum, kırmızı ceketten. Orada kırmızı, arkada Japon şeyi vardı. Öyle mi? Onun bir şey, onun gibi bir şey. Onun gibi bir şey mi hayal ediyorsun? Bilmiyorum, hiç yüzümü işletiyordum ben arkamda. Pullar var ya, pul. Çok iyi anladım. Kadınların hepsinde pul. Tamam, tamam, tabii çok iyi anladım. Yüzünü istiyor arkaya. İşletmek yapabilir misin öyle bir şey? Onu burada yapamayız. Yok tabii canım ama onu illa yapılsın diye değil. Hani uygun olan takımın arkasına belki ben istersem işletirim. Hangi renk ceketinin arkasına? Hiç fark etmez. Ben Merve'yi bırakıyorum kendimi. Hiç karışmıyorum. Peki. Tamam. Ya bugün o çok hayal ettiğin gibi bir şey olmayabilir. Hiç problem değil. Onu baştan söyleyeyim ama bence yine de kendini iyi hissedeceksin. Biz öyle tabii, kollarımızı tabii açtık. Kendimizi evet, sana bıraktık. Teslim tamam, ettik. Süper. İtiraz. Ben şunu harika denemek istiyorum ya. Öyle ya, bir şey yok. Merve ne derse. Tamam. Hangisini dedim? Ben bunu dedim. Yok, ben öylesine söyledim onu aslında. Güzel mi? Çok güzel bir ceket. Bence çok güzel, evet. Çok güzel bir ceket yani. Gri düşünüldü değil mi benim için? Yok, şu an öyle hadi bir şey nasıl düşünmedim tamam ama şimdi kafamdakileri tek tek üzerinize uygulayacağım. Zaten bir iki bir şey giyeceğiz. Tamam. Ve en olanı seçeceğiz. Tamam. Tamam mı? Siz de bakın ya bir yandan. Önce bir bakayım hanginize hangi tonlar gidiyor. Bunu direkt anlayabiliyor musun? Bakayım, baktığım zaman kapatıyorum diye görebiliyorum yani. Güzel mesela bir şey. Mavi bir ton seni kapatıyor. Sana evet, birazcık daha koyu bir şey yapmam lazım Fatih. Aa ilginç vallahi. Ben bundan sonra hep seninle gezsem sen ya bana çok, ben çok keyif alırım. En çok sevdiğim şey zaten benim. Bak şu da çok güzel ben bir ceket. Ben bilmiyorum ya. Hayır canım oğlum, hepiniz çok güzel giyiniyorsunuz. Ciddi miyim ben? Çok ne güzel demiştim giyiniyorsunuz. Hiç alakası yok. Yani zaten hani bugün birazcık daha böyle bu formda giymemizin sebebi zaten normalde de sizin stilleriniz hep böyle kot, İşte şey kaza, tişört falan, hep sporsunuz ya. Birazcık daha farklı bir evet, kafalar görsünler Allah Allah diyorum. Allah Allah, hadi ver giyelim ama ben tamam, heyecanlandınız. Tamam, hadi o zaman seçiyoruz hemen. Hadi bakalım. Hemen seçiyoruz. Aa bu ceket de çok güzel. Şu bordo ceket de çok güzel.
Bak burada trikolar var bir sürü grilerden. Tamam, Atakan'la Fatih. Deneyelim efendim. Çok özür diliyorum. Çok yakışıyor sana be. Değil mi? Aa, çok yakışıyor takım. 48'i beğendim. Çok güzel. Bir bak sen aynada kendine de. Daha onu zaten tamamlayacağım ben. Onu pantolonu falan gelecek altına. Falandır. 220-230. Bir de şey var, Black Friday indirimi %10. 128 liraya düşer o zaman. Büyük sen 34 olan. Olamazsın ya, 34. 32'sin. Tamam, bu da yedek dursun. Bak, küçük geldi, ben şöyle bir elini soksana şunu ya. Sen 28'sin. Tabii. Fatih'inki de hazır oluyor. Yok, ben buldum ona kot pantolon. Tamam. 28 beden zaten. Sen niye karışıyorsun ya? Bırak Merve'ye ne derse onu giyeceksin. Onu giymek istiyorum, bunu giymek istiyorum. Bu kapris ne bu kadar? Allah Allah. Hiçbir ya. Şey yaptım beğenmiyor. Evet. Gidiyor kendi kendine oradan look yapıyor. Hani ben yardımcı oluyorum. Videonun konsepti Fatih kendini giydiriyor değil. Hayır ben hiçbir şey giymiyorum. Ben aldım mı bir şey? Sorun hanımefendiler arkadan. Bakın cidden bir şey. Anlaşmazlık mı çıktı? Hayır hayır hayır. Şu an gergin anlar. Ben ne istiyorlarsa onu giyeceğim. Barış. Görüşmek üzere. Sen çok güzel olacak diyorum. Bana inanın. Ben inanıyorum zaten. Tamam. Arkadaşlar bana aldı orada şey yaptılar. Tamam bana lütfen güvenin. Çok güzel olacak. Bu arada annem yavaş senin çok sıkı bir hayranı takipçi. Ben kendisine bayılıyorum. Benim annem de yemek ben... tarifleri falan yapıyorsun ya onlar çok... Ay pardon başka kanalda özür dilerim. Benim annem, o idil. Benim annem yapıyor. Makyaj yapıyor benim. Gerçekten hatta, mi? Hatta az önce aradım yolda karşılaştık dedim selamını söyledim. Ay aleyküm selam sen de çok selam söyle çok seviyorum. Biz Berlin'de konuşmuştuk. Annesine. Teyzeciğim evet. Atakan bana bize emanet falan diye konuştuk ya. Hatırlamıyor musun? Hatırladım. Görüntülü konuşma yaptık ya. Çok güzeldi. Güzel, hadi bakalım. Her kafadan bir ses çıkıyor. Neyse üçünü de şu an paketledim ve kabinlerine gönderdim. Birazdan çıkacaklar. Bakalım ilk görünümlerini nasıl bulacaksınız? Bakalım nasıl olacak kafalar. Çok merak ediyorum. Hazır mısınız? Evet. Hadi gelin. Hadi gelin. Gelsenize. Vay, 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 jilet! Sen niye mutsuzsun? Ya mutsuz değilim ya, kova pozisyonu. Bir daha girebilir miyim lütfen? Lütfen! Tamam, şimdi oldu. Tamam, şimdi oldu. Şöyle bir dizilin bakayım. Bir şey söyleyeyim mi? Aşırı iyi gözüküyorsunuz arkadaşlar. O kahveci de seninle karşılaştık. Yoksa biz berbat olamadık. Giyinemezdik. Vallahi giyinemezdik. Sanırım ben böyle alışveriş yapamazdım. Evet ben de yapamazdım. Yani çok iyi gözüküyorsunuz arkadaşlar. Hayatımda hepinize... ilk defa böyle giyiniyorum. Annem görse şok olur. Annen görse beğenmez mi? Çok beğenir. Aa, oğlum yakışıklı der. Oğlum diye sevmez mi? Ben kolektif Ağustos'tan şimdi daire satın alacağım hemen. Tabii öyle bir tipim var benim. Tam değil mi? Evet. Ben çok beğendim. Çok çok iyi oldum. İlkini birazcık daha fark ettiyseniz daha böyle spor. Evet. Ama hani günlük hayatınızda da rahatlıkla bu böyle bir kıyafetle her yere gidebilirsiniz. Ne yalan söyleyeyim ben fark etmedim spor olduğunu. Bu sana klasik mi geldi? Yok ben genel olarak hangi kategoride olduğunu bilmiyorum kıyafetle. Okey yani aslında yarı klasik yarı spor gibi diyebiliriz. Yani çok klasik bir takım değil bu. Sonuçta spor. Senin altında jean pantolon var. İkinizde de daha böyle klasik kumaş pantolon değil daha... farklı bir materyalden daha spor bir pantolon var. O yüzden ben çok beğendim. Lacivert size çok yakıştı. Siz nasıl hissediyorsunuz? Harika. Ben iyiyim. Gerçekten süper beğendim. Çok samimiyim. Gerçekten samimiyim. Çünkü bazen siz ciddi misiniz? Şaka mı yapıyorsunuz? Hiç anlamıyorum yani. Samimiyetimi de söylüyorum. Trollüyor musunuz beni? Bir an havaya girdim. Ben şu an kendime geldim. Yemin ediyorum ama deminden beri böyle değişik bir hava. İlk defa böyle şeyleri giyiyorum ya. Ben bununla gezeceğim. Evet şu an. Vallahi ciddi. Ama... Bununla yatacağım ben. Ben ilk defa giymiyorum ama ben... Dur bakayım senin. Ben ilk defa giyiyorum bunu. Saçlarınızı da şöyle bir yaz.
Bence çok güzel çocuklar. Evet. Şöyle bir görsün sizi kameralar. Ama ben şimdi size ikinci bir görünüm daha hazırladım. Şimdi ikinci görünümleri için kafaları bekliyorum. Çok merak ediyorum. Bence çok yakıştı hepsine, eminim. Beraber gitsek dedik, bütün baştan aşağıya bütün kıyafetlerimizi Merve'ye alsa dedik. Evet. Bu fikirle geldiniz ve biz işte şeyde karşılaşmadık. Baştan aşağı bütün dolabı attık ve tekrar başlayalım. Gardırobu atıyoruz. Komple diyorsun. Evet. Gardırobu atıyoruz, işte 5 adet tişört, işte 5 adet sivit. Tamam yapalım ama bir şey söyleyeyim mi? Genelde erkekler alışveriş yapmaktan sıkılır, kafalar asla sıkılmıyor. Ben sıkılmam, ben bayılırım. Ya hele Bilal'in yaptığı kaprisleri evet. Size Bilal şu anda onları bir... Seviyorum. Evet ya, hiç sıkılmaz mı bir insan? 5 kombin falan değiştiriyor içeride. Ama ben kazandığım paranın yarısını kıyafete giysiye harcıyorum. Ama ben sizi zaten normalde stilinizi çok beğeniyorum. Giymeyi çok seviyorum. Evet evet, yok çok güzel bir şey. Tabii ki genciz yani. Yani o şöyle, değişik sonuçta evet. Ve herkesin belli bir sonuçta... Doğru. Tarzı var. Niye öyle ekeledin kekeledin bir şey ya? Herkesin, ha öyle bir şey demedim. Hepimizin belli bir stil var. Benim de stilim beğenmedi. Yalnız Fatih var. Ne hissediyorsan onu giyiyorsun sonuçta. Doğru, ben ne hissediyorsam eşofman giyiyorum. Evet sen hep eşofman evet. Giyiyorsun Fatih. Çok ama şimdi kalkıp da işte kafeye böyle gitmez ki adam ya. Gideceğim. Eşofmanla gider. Ne kadar Bari yakıştı size ya, tamam, inanılmaz. Çok yakıştı özellikle bana. Evet, inanılmaz güzel oldu ya gerçekten. Siz nasıl hissediyorsunuz? Önemli olan o. Ya Atakan'ın fiziği, hani boyu posu çok iyi olduğu için ona böyle şeyler çok yakışıyor ya. Değil mi? Evet. Fatih'le benim boyum kısa olduğu için. Yo, bence size de çok güzel oldu. Ben çok beğendim. Ne, ters mi giymişsin? Yok. Allah cezanı vermesin. Ne yapalım o zaman çocuklar? Şimdi evet. Biz kararımızı verelim. Sen ver üstünden. Evet evet, kararımı vereyim. Bence bütün giydikleri hepsine çok yakıştı. Ondan sonra da bir erkek kuaförü, bir berber ziyaretimiz olacak. Orada buluşalım. Evet arkadaşlar, videonun sonuna geldik.
Nasıl geçti sizce gününüz? Valla ben zevkini beğendim. İki kombin de güzeldi. Bunu seçtin sen tabii ki ama öbürünü de beğendim. Sen laciverti daha çok beğendin. O biraz daha benim tabiatıma evet. uygundu ama bu evet. da güzel. Ya şimdi Fatih'i ben çok beğendim. Evet çok ya beğendim. Bence evet. de ya herkes. Yani. Merve ben şöyle bir yorum yapmak istiyorum. Kıyafet konusundaki atakların beni şaşırttı. Ve son dakika dediniz ki sizi kuaföre de götürüyorum. Evet. Kuafördeki atan senin saçın böyle olmalı dedikten sonraki. Ben dedim ya belki yakışmaz kıvırcık seviyor ama bunu yaptırman ayrı bir olay kattı. Çok sana çok güzel teşekkür oldu. Ediyorum. Çok yakıştı ya. Vallahi çok yakıştı. Çok sayende. Evet. Ya ben gerçekten inanılmaz keyif aldım. Ben de çok ya, keyif aldım. Ben... Çok komiksiniz. Yani çok komiksiniz arkadaşlar. Sabahtan beri sizin tabii çok görmediğiniz bizim arka plandaki o yaptıklarını size anlatamam. Artık ağzım ağrıdı gülmekten. Gerçekten sizinle birlikte vakit geçirmekten çok mutluyum. Çok keyif alıyorum. Hepinizi çok seviyorum. 7 Aralık'ta evet. Vizyonda herkesi sinemaya bekliyoruz. Evet, galada ben de olacağım. Evet. Galada bunları giymeyecekler çünkü onlar özel kendilerine smoking yaptırıyorlar. Nereden biliyorsun? Belki giyeriz, belki beğendik. Şimdi bakacağım fotoğraflarını çektirip belki giyerim. Belki yer misiniz? Yani belli olmaz. O da sana sürpriz olur. Hadi bakalım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.